Herkese selamlar. Yeni bir yayına hoş geldiniz. 97 gündür karşınızdayım. Koronayla başladık. Ardından Amerika'daki isyanlarla devam ettik. Sizlere ölüm haberleri verdim. Sizlere evde kalacaksınız haberleri verdim. Sizlere dünyada olan biteni, özellikle koronavirüste bütün dünyanın nasıl durduğunu, pek çok konunun nasıl değiştiğini, farklılaştığını, çocuklarımıza, torunlarımıza anlatacak günlerden geçtiğimizi anlattım. Ve genel olarak da kötü haberler verdiğim bir 97 gün geçirdik. Ne yapayım? Gazeteciyiz. Çünkü gazeteci olarak da baktığınız zaman olan biten ortada. İşte koronadan insanlar hastalanıyor, ölüyor, sokağa çıkma yasakları ilan ediliyor, bütün dünya kapanıyor. Doğal olarak da çok iyi haberler veremedim sizlere. Zaten ardından bu Amerika'daki olaylar başladı. Orada da ne yazık ki pek parlak bir haber yok. Arada bir iki esprili haber verdik ama yine de çok fazla yüzünüzü güldürecek bir şey yapamadım. Ben burada sizlere bunları anlatırken İki arkadaşımız Instagram'ı birbirine kattılar. Yani ortalığın tozunu attırdılar. Öyle söyleyeyim. Hiç ortada yokken yeni bir format yarattılar. Bu formatı da günde 100 bin kişinin izlediği bir yayın formatına döndürdüler. Çaktırmadan. Ve de gayet başarılı olarak gümbür gümbür gidiyorlar. Ben de tabii doğal olarak biraz kıskanıyorum. Özellikle Melik Şahı kıskanıyorum. Çünkü abi adam Semeris geldi bir anda 100 bin kişi seyrediyor. Diyorum ki ne oluyor kardeşim ya? Var ya hani rapçiler kapışıyorlar, birbirlerine diss atıyorlar. Mekanın gerçek sahibi geldi falan. Hani öyle triplere giriyorum arasına. Ama öbür tarafta da Bartu Küçük Çağlayan var. O da zaten sevdiğimiz bir oyuncu arkadaşımız. Aynı zamanda müzisyen. Aynı zamanda gelecekte ne olan bir genç yetenek, gelecek vadeden bir genç yetenek kadrosundan zaten kalbimizdeydi. Fakat bu ikilinin bir araya gelmesi, biraz da bu magazin haberleriyle kafa bulması şu korona günlerinde benden sonra ortaya çıkan en iyi birliktelikti diyebiliriz. Bu programda doğal olarak da onları da bir noktada ağırlamazsak olmazdı diye düşünüyorum. Çağırdık sevgili Bartu ve Melik Şah'ı, onlar da gördüğünüz gibi yayınımıza geldiler. İlk kez onları yan yana görüyorsunuz. Genelde atlı üstü görüyorsunuz. İlk kez şu anda üçümüz aynı ekranda buluştuk. Çünkü Bartu ve Melik Şah yayın yaparken Bartu sağ olsun birimizi, beni ya da herhangi bir konuk alacağı zaman Melik Şah'ı şutluyor oradan, anında atıyor. Sonra zaten konuğu da atıyor. O yüzden üç kişi bir ekranda buluşmak mümkün değil. Ama ilk kez buluşuyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba Cüneyt Bey. Merhaba. Melik Şah, seninle yan yana olmaktan gurur duyuyorum. Yani ben de aynı şeyi söylemeyi çok isterdim ama en azından senin hakkında genç ve yetenek kelimeleri bir arada kullanıldı. Anılırken duymak beni çok daha çok o mutlu etti. Bartu, belki sizin yayınları takip etmeyenler olabilir. Yani yoktur da, yani muhtemelen benden daha çok sizi takip ediyorlar da, belki bir iki kişi şimdi rastlantı eseri takip ediyordur. Nedir bu şey meselesi? Gelecek vadeden genç oyuncu meselesi. Gelecek vadeden genç oyuncu bir 10 sene öncenin muhabbeti abi. Biraz geride kalmış o muhabbet. Ya sen ben, sürekli anlattığın için söylüyorum ben. Ben abi neydi ya ödüllerin adı, Melik Şah? Umut Vadeden genç yetenek. Sadri Alışık ödül töreninde 4 sene arayla Umut Vadeden genç oyuncu ödülünü aldım. 2 kere aldım. Ya bu sizde bu yayın fikri kimden çıktı Melik Şah? Senin fikrin mi bu? Gel bir yayın yapalım, insanları makaraya alalım, dalga geçelim diye. Ya aslında biz Bartu'yla bir araya gelip normal sohbetlerimizi bir yayın şekline dönüştürme fikrimiz vardı. Yani bir YouTube serisi mi yapsak, podcast mi yapsak falan. Hatta şey falan diyordum ben, böyle bayağı bu sabah programındaki gibi bir magazin masası falan yapalım diyordum. Bartu da yani oğlum yani arkadaşımız kalmaz falan demişti. O yüzden biz bu fikirden vazgeçtik. Sonra bu koronanın ilk günlerinde canlı yayınlar başladı ve böyle koca koca isimler böyle yayın açıp karşılıklı tiyatro oyunlarından bölümler oynamaya ve şiirler okumaya başlayınca biz de hani aynı tondan girelim ve açıp karşılıklı böyle bir şey yapalım falan dedik. Tabii ki olayların bu noktaya gelmesi, çünkü ilk yayınımız şey diye bitiyordu, yani bir daha asla böyle bir şey yapmayalım, yani bu son olsun, belki biz yapamayacağız bunu falan diye bir tane ilk yayınının üstüne bir 75 yayın daha yaptık. 75 yayın, peki var mı teklifler hani kanallardan, gelin bir magazin masası kuralım size? Güzel paralar yani konuk verelim. Olarak isteyenler oldu. Hani bu hafta gelin bizim masamızda böyle bir ağırlayalım sizi falan diyenler oldu ama yani
zaten evdeydik ve televizyonun içine de giresimiz pek yok ya, zor kaçtık oradan. Melikşah, ara sıra sana sallıyorum buradan. Gördüğüm kadarıyla sana kadar geliyor laflar. Ya bunları ne izliyorsunuz? Biz yayın yapıyoruz burada kardeşim diye. Umarım aramız bozulmuyordur yani bundan. İnanılmaz hoşuma gitti. Yani sonuçta 20 yıldır bir şekilde izlediğim bir televizyoncudan, yıllarını vermiş bir isimden bu şekilde diss almak çok eğlenceli tabii ki. Ya senin bir yayını abi şey diye açman çok iyi ya. Böyle hani o açıştaki klasik duruşun var. Şöyle sessiz. Sonra ya Melikşahlar 50 bin seyrediyor. Ya biz burada günde bak sonradan 2 milyon seyredilen video. Ali Babacan geldi. Sayın Soylu geldi. Abi ya, kıskanmışım demek ki, Allah Allah. Bak çok bugün iyi. Ben de size ayak uydurayım diye en renkli, dolaptaki en renkli gömleğimi giydim geldim çok ama iyi. Bartu ciddi olacağım diye sanırım böyle sade bir renk seçmiş hani. Ben bugün abi evet yeni kalk. Bu değiştirdiğim ikinci tişört. Bir de şuramda bir sivilce var. İki gündür çok tutuluyorum. Karım kapatıcı sürmeye çalıştı yayından önce. Sürdü ve böyle yaptı. Çok kötü oldu. Yaptı ve buraya geldim. Bartu, bu karım meselesi de bayağı bir gündeme geliyor. Böyle bir hanımcılık mı yapıyorsun? Öyle mi diyorsun? Yani biz yeni evlendik ve çok eğleniyoruz bu karantinada evde. Karıcığım da karıcığım yani. Evet. Tabii ki hanımcı. Melikşah, sizin film Netflix'te sen ve Berrak'ın yazdığı film mi vizyona girdi? Hangi film? Adı ne acaba? Ben de ama. Berrak'la öyküsünü yazdığımız, Caner'in de senaryosunu yazıp yönettiği Biz Böyleyiz adlı bir film. Evet, Netflix'te girdi 2 gün önce. Şimdi de affedersiniz 1 numara olmuş. Hay Allah. Çok hoşumuza gitti. Bizim yerimiz yayınlamadıkları için. Evet, muhtemelen. 1 numarada mısınız şu anda? Evet, 1 numaradayız. Ya, birçok platformda 1 numaradasın Melikşah. İnşallah hani YouTube'da da böyle olur. Yok, henüz orada değil. Orada 1 numaradayız. Peki abi, bu ünlüler size çatır çatır bağlanıyor. Konuşuyorlar, muhabbet. Bunlar sizin arkadaşınız mı? Hepsini tanıyor musunuz? Yoksa yani biz çok saçma şeyler oldu abi. Benim en yakın arkadaşlarımdan biri Kuşum Aydın şu anda. İrem Derici ile tanışmadım ama Melikşah evinde tanışarak çok yakın arkadaş oldu. Serdar Ortaç dert ortağım. Bana geceleri baba takma bunları boş ver diye mesajlar atıyor. Yani şimdi şöyle bir şey oldu aslında. Yeni normal diyorlardı ya. Yeni normal diyorlar ama yani benim hayatım baktığım zaman hiç normal değil ve yeni de değil. Hep 90'lardan yani Kuşum Aydın, Serdar Ortaç, onlar da pek yeni de değil. Böyle değişik bir şeyim var benim şu anda. Bilmiyorum, Melikşah ne dersin sen ama. Melikşah, uzman oluyor mu sizin esprilere, yorumlara? Çünkü siz şimdi magazin gazetecisi, meslektaşlarımız, arkadaşlarımız genelde hani bir denge tutturuyorlar. Çünkü yarın bir gün yine onlar konuk geliyor. Sizde hiçbir denge menge yok. Allah ne verdiyse söylüyorsunuz yani. Bu sıkıntı yaratıyor mu? Yani biraz yaratıyor gibiydi bir ara. Sonra alıştılar herhalde. Yani hani çünkü kendilerini ciddiye alan insanlarla genelde sorun yaşıyoruz. Yani kimsenin kendini çok da ciddiye almadığı bir ortak düzlemde, kimsenin birbirine alınmadığı bir espri anlayışı ortaklığı kurulu bence aslında. Kendisini çok fazla ciddiye almakla ilgili takıntısı olan insanlar da tabii ki her şey bozuldukları gibi bize de bozuluyorlar ve bozulsunlar da. O bizim doğru bir şey yaptığımıza delalet gibi hissediyorum. Şimdi Berrak'la ayrı bir muhabbetiniz var. Ara sıra bakıyorum fonda Berrak oluyor. Dekor koyarsınız. Dekora Berrak koyuyorsunuz. Bartu, Berrak bir açıklama yapmış. Bugün T24'te de uzun uzun Mehmet Yılmaz çok güzel bir yazı yazmış. Bilmem okudun mu? Diyor ki, okumadım, yok. Yeni kalktım ya. Evet, bir YouTube kanalında. Kendi bir YouTube kanalına, katılmış. Diyor ki evlilik bence çok retro, çok romantik bir fikir. Evlilik denince şey gibi geliyor, çocukluğumu anlatan 80'lerdeki dönem dizisi, çocukluğumu hatırlatan şeyleri seviyorum. Sadece yetişkinliğimde uygulamak zorunda değilim. Evlilik bir köşede yaşasın gitsin, heveslisi gitsin, evlensin. Bu sen ne diyorsun? Berrak mı demiş bunu? Berrak demiş, sana mı bir şey demiş, ben anlamadım. Abi ben evliliği aşırı tavsiye ediyorum. Ben keşke daha önce evlenseymişim ya gibi bir yerindeyim hayatımın. Bilmiyorum bundan sonrası nasıl olur. Ama Berrak'ta, yani Berrak şimdi arkasından konuşmayayım ya. Dur bakayım. Berrak böyle... Yaşı geldi ya. Of,
Böyle kalıplam, çok kötü. Kalıplaşmış böyle kavramlarla onları böyle didiklemeyi seven bir tip. O yüzden ben biraz yine hoşuma gitti. Ay ben de evlilikle ilgili. Melik Şah, sen evli misin? Değilim. Belli. Bir düşünmem gerekti. Nasıl de bakalım bu da evliyken abi. Berrak çok doğru konuşuyor. evet doğru. Yani aktif evliliklerde tabii zordur eminim böyle atıp tutmak. Ya hali hazırda süren. Yani ben şu an evliliği övdüm biraz önce değil mi? Orada okeyiz değil mi? Yanlış bir şey söylemedim ben. Sen evliliği her gün alyansınla övüyorsun zaten Bartu. Teşekkür ederim. Evet, arkasından atıp tutmak kolay. Al işte berrak karşınızda. İmkanlar. Evliliği retro buluyormuş. Günaydın. Günaydın Bartu. Günaydın, bir de bu var. Gecenin 12'sinde günaydın diye bağıran insanlar. Günaydın Berrak. La oğlum ne içiyorsunuz diyesim geliyor ya. Ne, bu neşe nereden geliyor? Abi, herkes su. Koronadan sıkılmış, bıkmış, usanmış. Berrak, ortalığı karıştırmışsın. Bir demeç vermişsin YouTube'a. Hangi YouTube kanalında konuştun bilmiyorum ama okudun mu bunu? 24'te Mehmet Yılmaz'ın yazısını. Annem yolladı Cüneyt Bey bana o yazıyı. ben söylediğim her cümlenin böyle bir ağırlığı olacağını asla farkında olan biri değilim. 4 kişilik bir sohbet programıydı ve böyle genel olarak hayatta övündüğüm yeteneklerimden biri olan geyik yapmak üstüne kurulu bir formattı. Tamamen öyle bir şeydi. Ama yani evliliğe karşı aslında değilsin. Yani Bartu yanlış bir şey yapmış değil. Hani o sözlerin Bartu yani yönü. Ben hayatta hiçbir şeye karşı değilim ama karşı olmadığım şeyleri uygulamak durumunda değilim. Gibi bir şey yani çok. Vay be. Yine anlamadık. Şahane. Başkan konuştu. Yazıp duvarına as Bartu. Berra'nın söylediğin. Dövme yaptıracağım evet. Buraya. Alıntılayabilirsiniz. Vardır ya, seni besleyen şey seni zehirleyen şeydir. Angelina Jolie yani. Öyle bir şey oldu. Angelina Jolie diyemez öyle bir şey ya. Ya dövmesi var abi, o demişim bilmiyorum, dövmesi de orada, kalçasının orada, ben gördüm yani şey olarak. Kalçasının orada, evet evet evet, Cüneyt Bey biliyorum. Ya gazeteci... evlenmeden önce gördüm, yanlış anlamanı istemem. Melik Şahçım sen şimdi şey yapma, hani kendini eksik hissetme o anlamda. Berrak, yeni filminiz hayırlı olsun. Ya filmimiz yeni değil aslında ama yeni Netflix'e girdi. Evet, çok teşekkürler, bayağı çok mutlu oldum. Ben de bugün Melikşah'ı da yeni görüyorum bugün. Melikşah birinci olmuşuz ha. Evet, attım onun havasını. Ben de hemen attım, çok mutluyum. Berrak, sen Bartu'yla Melikşah'ı arkadaş kontenjanından seyrediyorsun. Ama bir yandan da çok beğeniyorsun, farkındayım. Çok da eğleniyorsun, bir iki yayında denk geldim. Ne hoşuna gidiyor senin? Bu ikiliye baktığın zaman sonuçta çok yakışıklı insanlar değiller. Değiller, hayır. Niye seyrediyorlar bunları insanlar? Bir anlatsana kadın gözüyle rica etsem. Buraya bizi yani... valla tokatlamaya çağırmışlar Melikşah. Resmen. Hakkıdır. Yok, nasılmış? Nasılmış? Sıra onda. Sıra onda. Bartu bir ara yaşımın geldiğini falan söyledin ama hiç önemli değil kardeşim. Ben yani seninle ilgili kötü şeyler söylemeyeceğim yine de. Yani benim için zaten benim yakın arkadaşlarım ve bir arada böyle saçma sapan konuştuğumuz ve kendi sohbetimizi de çok eğlenceli bulduğumuz bir durumu canlı yayında yan yana olamıyorken izlemek benim adıma çok keyifliydi. Ondan evet. Sonra zaman zaman erken uyuduğumda hep böyle aklım kaldı, bir şey kaçırıyorum gibi. Biraz arayı açtığım için bir 4 gün Melikşah'ta kalarak. 4 gün mü? Abi. O arayı kapadım. Bayağı çökmüşsün yani. Aynen. Bartu da sizinle hemfikirdi Cüneyt Bey. O yüzden 4 günün sonunda artık ayrıldım. 4 günde Kadıköy kadın ne oldu bir anda hemen ya? Yıkanmamaya falan başladı Melikşah'ın evinde. Adaptasyonu kuvvetli bir insanımdır. Onu fark ettik 4 gün kaldıysan. Evet. Peki Berrak, çok teşekkür ederim katıldığın ben için. Ben teşekkür ediyorum. Herkese öpüyorum. Bay bay Batu, bay bay Malik. Teşekkürler. Bye bye. Peki bir şey diyeceğim. Bye. Bartu, siz şey alıyor musunuz? Reklam alıyor musunuz? Alıyoruz tabii, almaz mıyız? Bizim programın bence alameti farikalarından bir tanesi de ürün yerleştirmeleri daha önce yapılmadığı gibi bir yerden yapmak oldu bence. Yani insanlar ne ürün yerleştirme gelecek ya bugün diye bekleyecek bir duruma geldi bir yerden sonra.
Aslında siz bütün bu ezberleri de bozuyorsunuz. Hani reklamcılarda çok böyle klişeler var ya işte orada şey. Evet. Şimdi böyle aşırı övmeler mesela, bazı şeyleri aşırı övüyorsunuz. Neydi, bir air condition meselesi var, o mesela ürün yerleştirme mi? Tabii, evet tabii ki. Bir de Kadıköy bazıları... Belediyesi var. Kadıköy Belediyesi'nde mi ürün yerleştirme kapsamında? Hayır, Kadıköy Belediyesi müthiş. Yani kimse o arkadaş tebrik etmek lazım. Yani bir belediye, evet, gerçekten vücut bularak bizim aramıza müthiş bir şekilde, bizim jargonumuza, dilimize çok iyi bir şekilde adapte olarak gönülleri kazandı diyebiliriz, değil mi Ekşo? Gerçekten öyle. Yani bir belediyeyle bir bulaşık makinesi deterjanının karşılıklı konuştuğunu gördük biz yayınlarda. Yani inanılmaz bir belediye gerçekten. İnanılmaz aktif olayların içinde ve kendi kendini yerleştiren bir belediye. Konuları nasıl belirliyorsunuz? Kim seçiyor? Yani öncesinde konuşuyor musunuz? Bir yarım saat önce yayınlardan, genelde bir yarım saat önce akış hakkında konuşuyoruz. Konu başlıkları da genelde ortak bir havuzumuz var. Çöp magazin. O da. Onlar bizim şeylerimiz gibi oluyor. Yani noktalarımız, üzerinde ilerlediğimiz. Ama hani haklarında ne konuşacağımızı pek konuşmuyoruz aslında. Sadece maddeleri belirliyoruz. Yayında da doğaçlama giriyoruz. Mesela bugün, doğaçlama. Evet, bugün en çok Mihriban yorumu konuşuluyor Demet Akalın'ın. İzlediniz mi? Biz daha mesaiye başlamadık. O magazin şeyine daha başlamadık. 8 gibi başlıyoruz. Yani hayır, bir konserde Mihriban'ı yorumlamış ama çok feci yorumlamış. Bugün de bir magazin programına bağlanıyor. Diyor ki 3 aydır evde mal gibi yatıyorum. Yok dedim. Neresi güzel? Benim bile dinlemeye tahammülüm yok demiş kendi yorumuyla ilgili. Bu genel olarak kariyeriyle ilgili mi söylemiş, sadece Mihriban'la ilgili? Yok, yorumla ilgili söylemiş. Yani Mihriban'la ilgili söylemiş. Güzel bir yerden başlaması öz eleştiriye. Çok tatlı. Ama sonrasında devam etmiş. Normalde güzel söylüyorum ama o gün inanılmaz soğuktu. Boğazın bütün soğuğunu yedim bacım demiş. Bacımı ben ekledim. Bunları yazarak söylemiş mi yoksa? Yok, bunları canlı yayına bağlanıp söylemiş. Peki şeyi gördünüz mü bugün? Posta gazetesine baktınız mı? Ivana Sert de diyor ki erkeklerde güzel kadın beyinsizdir algısı var. Katılıyor musunuz? Yani erkeklerde olan tüm algılardan o kadar sıkıldık ki hanımefendi haklı olarak varyansın etmiştir. Ama sonra devamında bak ne diyor Melikşah. Diyor ki devamında. Tanışınca fikirleri değişiyor tabii. Ben güzel olduğum için pek zorluk çekmedim. Çünkü buna izin vermedim diyor. İvan Hanım ya, artık güzelliği, hanımefendi, güzelliği yücelecek zamanda değiliz artık biz ya. Hadi geçelim. Öyle gerçekten. Peki bu Kuşum Aydın meselesi nedir abi? Kuşum Aydın'la da bir acayip bir muhabbet kurdunuz siz. Genelde Kuşum Aydın yatarak mı bağlanıyor? Anlamadım sizin. İlk biz şöyle bir şey var. Mesela günümüzün influencerları, youtuberlarını ya da böyle genç arkadaşları bağladığım zaman böyle bir ne yapacaklarını bilemiyorlar. İlk başta böyle bir hani şöyle bir şaşalama oluyor. Telefonu alıp şey yapıyorlar. Bir ışığa gitme oluyor. Koşarak oturma oluyor falan. Gülben Hanım mesela böyle koşarak bir oturarak başlamış yayına katılmaya. Ben ama ilk mesela Kuşum Aydın'ı aradığımda böyle yattığı yerden hiç postürünü bozmadan benle böyle yattığı yerden konuşmaya başladı. Daha ilk. Yani aslında bu YouTube'da çok rahat olanlar, hey işte kurgunun karşısında çok rahat olan gençler bir anda bağlanınca şaşalarken, bütün 90'lar boyunca sabahları canlı yayınlar yapmış Kuşum Bey, yani o kadar rahat davranıyor ki canlı yayında, size paslar atıyor, güzel takılıyor, ilerisine yani göndermeler yapıyor, müthiş bir rahatlığı var, o kadar iyi bize malzeme verdi ki birçok dostumuz çok güzel inşa oldu bu süreçte. Melikşah film yorumluyor herhalde değil mi Kuşum Aydın? O yönünü biz bilmiyorduk. Evet. Sizin sayenizde öğrendik. Biz de bilmiyorduk. Tesadüfen bir storiesini gördük. Ve evet, bayağı YouTube'dan eski yerli filmleri açıp sahne sahne yorumluyor. Ve kendine az bir üslubu var. Ve gerçek bir entertainer ve çok zeki biri. Üstelik hani sinemaya hakimiyeti de inanılmaz. Kendisi de benim bu karantina sürecinde evimde tanıştığım arkadaşlarım arasında oldu. Birlikte bir ürün yerleştirme çektik. Ve mesela arkamdaki DVD'lerin önüne gelip bayağı böyle Alman sinemasının, İtalyan sinemasının ustaları hakkındaki fikirlerini paylaştı benimle. Yani gerçek bir entelektüel aslında ve çok da iyi biliyor işi bence. Çok büyük bir entertainer. O yüzden çok eğlenceli film yorumları. Evet ya, bu sayede insanların bambaşka bir yönünü keşfettik. Peki bir Kuşum Aydın da alalım isterseniz Zeynep. Bak size küçük sürpriz yapacağız böyle ya. Kuşum Bey! Belki kuşum. De
Kuşum bey diyeceksiniz bir defa. Öyle kuşum Aydın kuşum değil yani. Tabii ki kuşum ustamız o bizim. Ya evet. Hiç umulmadık insanlarla yeni arkadaşlıklar kurdunuz bu vesileyle. Koronanın gerçekten faydaları. Gerçekten öyle oldu. Yani biz mesela Serdar Ortaç'ın da depresyonuna uzaktan başta yani arkasından biraz sallıyor gibi girmişken muhabbeti sonra depresyonunun bu kadar samimi bir şekilde bize paylaşınca çok hoşumuza gitti. Ama işte karşımızda kuşum bey. Evet. Ama tabii YouTube kanalında burada işler biraz daha ciddi döndüğü için bakın Aydın Bey nasıl gayet bir muhabir gibi karşımızda. Yatarak değil sizin şeyde. makine var dediler geleyim dedi. Makine var dediler. Benim gündüz kadınlar matinesini kaçırmayın. Ergenler matinesi burası. Aydın koş koş. Aydın Bey siz nasıl buluyorsunuz bu ikiliyi? Hep bunlar sizin hakkınızda atıp tutuyorlar. Bir de biz bunlar hakkında konuşalım. Nasıl öyle buluyorsunuz yayınlarını? Ben benim kan deveranımı değiştirdiler. Beni hayata bağladılar. Bana yeniden kan verdiler. Hani yeni bir antikorlarım var. O kadar beni mutlu ettiler ki ben bugüne kadar camiamda görmediğim şeyleri gördüm. Çok teşekkür ediyorum. Her fırsatta da onlara minnettar olduğumu söylüyorum. Ya, yerim, yerim. Ya işte bu. Ara sıra bize de bakıyorsunuzdur ama karanlığa. Cüneyt Bey bunu alamazsınız. Sizle ilgili de bir bekimleme yaptım. Sonra çok kızarsınız diye geri aldım. Yo, söyleyeyim. Kasım Bey kızmıyor. Garip bir biçimde kızmıyor. Ben vardır, garip bir şekilde kızmıyorum. Evet ama ya. Ben herhalde çok yanlış bir güne denk gelmiştim. Konuğunuzu hiç konuşturtmadınız. Bayağı girdim çıktım size. Ben tahmin ediyorum. Doğrudur. O yayın doğrudur. Öyle yapmış olabilir. Bilmiyorum. Neyse konuk kimdi diye sorar. Olur öyle şeyler. İnşallah Okan Bayülgen'dir konuğunuz da bir yani hayırlara vesile olmuş. Ya, hiç konuşturmamız. Hiç seyretmediğin o kadar belli ki yani. Evet Melikşah sadece atıp tutuyor. Hiç şey yapmadığını seyretmediğini ben de fark ettim. Acun ve Şeymalı bölümleri izlemiştim. Benim alanıma girer. Aklı Fikri Magazin'de ya. Neyse onlar da 1 milyon falan seyredilmişti Melikşah o kadar da. Tabii ki. Biliyorum görüntüledim. Evet onları maalesef. Kuşum Aydın Bey çok teşekkür ederim katıldınız renk kattınız. Ben teşekkür ediyorum. Kuşum. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ayrıca orada benim 2 tane kahramanım var. Onlara sizin aracılığınızla da buradan öpüyorum ve minnet borcum var. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ya hayır. Bana yeni bir kan verdiler. Süpersiniz. Oh, çok seviyoruz sizi. Ya aslında sevgili Bartu ve sevgili Melikşah gerçekten şu günlerde insanların böyle bir eğlencesi oldunuz yani iyi anlamda söylüyorum bunu çünkü herkes sıkıntılı, herkes bıkkın, endişeli, zaten suratlar asık, müthiş bir iş yaptınız, ben de size teşekkür ediyorum. Benim de gecelerime, daha doğrusu gündüzleriydi o zamanlar renk kattınız. Evet. İyi ki varsınız. Teşekkür ya ederim. Siz de öyle, teşekkür ederiz. Siz de iyi ki varsınız ya. Ben yani her gün sizi bulaşıkları yerleştirirken açıyorum bir yandan. 90 gün boyunca bütün yayınlarınızı Çikinova'dan beri takip ediyorum. Sizin yaptığınız şeyi de yani bayağı yürekli. Bence de bu arada. Evet, ben de onu söylemek zorundayım artık yani şaka bir yana. Özellikle televizyondaki... Evet. Televizyondaki personanız da çok tatlıydı. Yani konuşmalarınızın arasına gülmelerinizi sıkıştırdınız. Ama gülmelerinizin arasına konuşmalarınızı sıkıştırdığınız YouTube personanız gerçekten mükemmel var. İlgiyle takip ediyorum. Peki görüşürüz. Uçuralım arkadaşlar. Hadi nasılsın? At bizi. Uçur arkadaşları uçur. Al. Evet ya gerçekten her ikisi de müthiş işler yapıyorlar şu günlerde sıkıntılı günlerinizde. İnanılmaz bir renk kattılar. İkisine de teşekkür ederim. Belki izlemeyenleriniz vardır. Kardeşim Instagram'a girin izleyin yani. Onu da ben mi şey yapayım söyleyeyim. Siz bilirsiniz diye. Evet bugün gelelim Baba Haber Bülteni'ne. İki renkli ismi aldık. Bugün ne konuşuluyor? Bugün konuşulan tabii ki Vakıfbank'ın yeni yönetim kurulu üyesi. Kim diyeceksiniz? Kim? Ünlü ekonomist, araştırmacı, ne diyelim hani, akademisyen. Hayır, bunların biri değil. Çok başarılı bir isim.
Yani gerçekten dünya çapında başarılı bir isim. Hamza Yerlikaya. Hamza Yerlikaya'yı bilmem aranızda tanımayanlar var mı? Kendisi güreşçi, milli güreşçimiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yardımcısı, Güreş Federasyonu Başkanlığı yapmış bir isim. Ve de şu anda da Vakıfbank'ın yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Ortalık espriden geçilmiyor. Ne espriler ne espriler. Ver bakalım Emre, millet neler söylüyor yani. Tabii insanlar şaşırıyor yani. Bir şeyde başarılı olduğun zaman acaba her şeyde başarılı olabilir misin? Mesela birisi demiş ki IMF'ye elense çekecek yiğidimiz göreve hazır demiş Hamza Yerlikaya ile ilgili. Başka değiş bakalım. Milli bir güreşçinin milli bir bankanın yönetim kurulu üyeliğine atanması çok isabetlidir. Tek sorun Hamza Yerlikaya'nın orada kimlerle güreşeceğidir demiş bir başkası. Başkası diyor ki Halk Bankası, Vakıf Bank, Ziraat Bankası yönetim kurulları toplantısı demiş. Başka geçelim bir sonrakine. Kredi isteğine elinize çekecek mi demiş bir başkası. Şimdi millet eğleniyor tabii. Ağam biz de eğleniyor herkes. Yani şimdi burada aslında problem Türkiye'deki bence biraz yönetim kurulu denilen şeylerle, yönetim kurulu üyesinin tanımıyla ilgili bir problem var. Şimdi Hamza Yerlikaya ile bu biraz gündeme geldi. Büyük holdinglerin yönetim kurulu üyeleri oluyor. Bunlar mesela Silikon Vadisi'nde çok önemli bir şeydir. Hele bir startup'ın yönetim kurulunda kimlerin olduğu, bir anlamda o startup'ın para bulması için, ne bileyim eğer hisselerinin satılması için, borsada değer görmesi için çok önemlidir. O yüzden de böyle bir yıldızlar kurulu kurmaya çalışırlar. Mesela Terenos diye bir tane üçkağıtçı bir kadın vardı. Ben kan testi yapacağım, herkes şey yapacağım diye. En büyük başarısı yönetim kurulu üyelerini çok iyi seçmesiydi. Ve bunlar iyi seçildiği zaman da bir anda insanlar diyor ki ha, demek ki bu şirket iyi bir şirket, bu insanlar da buna göre seçiyorlar. Şimdi ben bir Sakarya makarasını yapıyorsunuz. Zaten Twitter'da bu dönüyor, bu şey yapıyor. Ama biz bu vesileyle aslında ekonomide çok önemli bir konuya değinelim istiyorum. Ya bu yönetim kurulu üyesi nedir? Ne iş yapar? Normalde ne iş yapar? Ya da ne yapmalı da yapmıyor? Niye Silikon Vadisi'nde insanlar bu kadar önemserken ya da dünyanın büyük şirketleri yönetim kurullarını bu kadar önemserken biz de özellikle devletle ilişkili kurumlarda ve özel sektörde de biraz bu şeyi görüyorum. Genelde böyle bir laf olsun diye atanıyor. Ya da işte orada bir para alıyorlar ya da başka bir title mı artık ne olduğunu bilmiyorum yani şey olarak. İsterseniz bunu bir ekonomiste soralım. Sevgili Hayri Kozanoğlu şu anda bağlandı bizlere. Hayri Bey merhaba. Nasılsınız? Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler. Hayri Bey, bir yönetim kurulu üyesi ne iş yapar? Hiç bilmeyenler için şimdi. Belki de hiç ticaretle alakası olmayan, şeyle alakası olmayan pek çok izleyicimiz var. Şimdi şöyle bankalar için düşünürsek bir yönetim kurulu üyesinin bankacılıkla ilgili genel bir formasyon olması beklenir. Yani bu kişinin muhakkak bankacılık işlemlerini yapması, detaylı olarak bir muameleyi nasıl sonuçlanacağını bilmesi beklenmeyebilir. Ama bu kişinin dünya ekonomisinin genelini, Türkiye ekonomisinin genelini, bir bankanın stratejik planlarının nasıl düzenleneceğini, bir banka bilançosunun gelir tablosunun nasıl okunacağını gayet iyi bilmesi gerekir. Şimdi sizin de az evvel vurguladığınız gibi aslında bütün vurgu Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank Yönetim Kurulu'na atanmasına odaklanıyor. Baktığımız zaman aynı gün Halkbank ve Vakıfbank'ın bütün tepe yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleri atandı. Bunların kaçının gerekli liyakate sahip olduğu, gerçekten bankacılıkla ilgili donanımı taşıdığını ben merak ediyorum. Hayri Bey, peki bir şey soracağım. Şimdi yönetim kurulu dediğiniz şey nedir? Ne işe yarar? Neden böyle bir kurul var? Kim bunda? Yani onun işlevini biraz tarif eder misiniz bize? Şimdi şöyle, yönetim kurulu aslında eğer bir anonim şirketse hissedarları, bir kamu kurumuysa da kamuyu temsil eden, o kuruluşla ilgili en genel, en önemli kararları alan bir zemindir. Şöyle yani bir kişiye kredi açılsın mı, açılmasın mı? Veya işte bir bankada
müşterileri kabul salonu nasıl olsun, bunun detayını konuşmaz. Ama genel olarak kredi politikası ne olmalıdır? Genel olarak mevduat, bankanın mevduat faizleri nasıl şekillenmelidir? Bunlar üzerine görüş bildirir. Tabii yönetim... Ben şimdi Forbes'ta bir makale okudum bu konuyla ilgili hazırlanırken. Mesela orada diyor ki aslında diyor yönetim kurulu üyeleri diyor genel müdür ya da CEO'yu denetleyen ya da onu yönlendiren ya da onun tek başına kararlar almasını engelleyen bir mekanizmadır. Yani daha çok şirket halka açıksa mesela hissedarları koruyan, hissedarlar adına orada bulunan insanlardır diyor. Buna katılıyor musunuz? Büyük ölçüde katılıyorum ama şimdi yönetim kurumlarında bağımsız üyeler de bulunuyor. Yani bunlar sadece hisse sahiplerini değil, genel olarak kamu çıkarını da korumak ve gözetmek gibi bir görevleri var. Şimdi sizin söylediğiniz şöyle, yönetim kurulları tam zamanlı kurullar değildir. Belli aralıklarla toplanırlar. O bakımdan ara dönemde bir genel müdürün, genel müdür yardımcısının yürütmedeki diğer kişilerin verecekleri kararlara müdahale edemezler. Onun için genel hatlarıyla bir bankanın veya bir kurumun çizgisini belirtirler. Fakat bankacılık diğer sektörlerden farklı olarak özel uzmanlık isteyen bir alandır. Yani şöyle söyleyeyim size. Mesela gıda sektöründe bir büyük de olsa bir şirkete veya inşaatta atanacak kişinin meslek formasyonuna ilişkin çok fazla beklenti olmaz. Ama bankalar kanununda örneğin banka üst düzey yöneticisi olacak kişilerin iktisat, finans, işletme, maliye gibi alanlarda diplomaları olmaları beklenir. Diğer hiçbir sektörde bu beklenmez. Çünkü kendine özgü dinamikleri olan, kendine özgü bilgiler gerektiren bir alandır. Şimdi aslında Yerlikaya örneğine dönersek, şimdi şu yanlış anlaşılmasın. Özellikle Amerika'da bir kişinin iyi bir sporcu olması, burada kendini kanıtlamış olması her işe atanmak için bir artı sayılır. Genelde Amerika'da üst düzey şirket yöneticileri, senatörler, temsilciler meclisi üyeleri bunların sporla ve gençliklerine ilişkin bir başarıları varsa bunu öne çıkartırlar ve başka işleri başarmaları için de bu çok iyi bir referans sayılır. Ama bir şartla uzman olduklarını düşündükleri konuda, asıl görev yaptıkları konuda formasyona sahip olmaları. Şimdi burada eksik olan konu kişinin bu konuyla ilgili, bankacılıkla ilgili, finansla ilgili bir eğitimden geçip geçmemesi, buradaki bir pratik içerisinde kendini geliştirip geliştirmemesi. Yoksa hani şöyle bir haksızlık olabilir. Atanan başka bir üye, çok dikkati çekmeyen bir üyenin bankacılıkla ilgili hiçbir çalışması olmamış olabilir. Ama mesela ben kendi adıma şöyle düşünüyorum. Bu kadar başarılı bir sporcu olsam, kariyerimi büyük başarılarla kapatmış olsam, kendimi bu kadar farklı bir alanda konuşturtmazdım. Bildiğim, uzman olduğuna kimsenin itiraz edeceği bir alanda faaliyetlerimi sürdürmeyi tercih ederdim. Hayri Bey, çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız bu konuyla ilgili. En azından bir uzman olarak görüşlerinizi bizle paylaştınız. Çok teşekkür ederim Hayri Bey. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet, gündemin bir başka konusu. Adalet Bakanı Yardımcısı, cezaevlerinde COVID-19'dan ölen olduğunu söylemiyoruz. Hiç olmadığını da söylemiyoruz demiş. Baba bir dakika. Bir daha okuyayım mı? Diyor ki cezaevlerinde COVID-19'dan ölen olduğunu söylemiyoruz. Yani hiç olmadığını da söylemiyoruz, ölen olmadığını da söylemiyoruz diye bir demeç vermiş. T24 de bunu yayınlamış. Şimdi bu demeçten sonra da benim aklıma şey geldi. Yani bir dakika, şimdi cezaevlerinde COVID-19'da ölüm var mı yok mu? Var da olabilir, olmuyor da olur. Dedim ki ya bu Schrödinger'in kedisi. Aynen o yaşanıyor yani. Şimdi genç ve ergen arkadaşım diyecek ki Schrödinger'in kedisi ne abi? Cüneyt abi. Amca demeyecek tabii ki. Peki ne Schrödinger'in kedisi? Ben de Alex'e sordum. Alex dedim, sen Schrödinger'in kedisini biliyor musun dedim. Bilmiyorum dedi. O zaman çalış dedim. Çalıştı o da. Gel bakalım Alex, neymiş Schrödinger'in kedisi? Şimdi
Adalet Bakanı'nın demecini bir daha söylüyorum. Cezaevlerinde COVID-19'dan ölen olduğunu söylemiyoruz. Hiç olmadığını da söylemiyoruz. Var mı yok mu şimdi? Ben arada kaldım. Nedir bu Schrödinger'in kedisi? Kim yazmış bunu? Şimdi Schrödinger'in kedisi aslında 1935 yılına dayanan hayal ürünü, tamamen hayal ürünü olan bir deneyden bahsediyoruz. Avusturyalı bir fizikçi var, Erwin Schrödinger adında. Kuantum mekaniğinin babalarından biri olarak kabul görüyor. Fakat en ünlü çalışması aslında hiç yapmadığı bir deney. Bu deneyde bir kediyi alıp çevresel ortamdan çok iyi yalıtılmış bir kutunun içine koyduğunu hayal ediyor fizikçimiz. Bu kutunun içine de bir kedi ve bu kediyi bir saat sonra %50 ihtimalle öldürecek küçük bir siyanür şişesi yerleştiriyor. Siyanür şişesinin kapağına ise radyoaktif bir tetiğe bağlıyor. Bu tetikte radyoaktif bir element var. Eğer kedi bu kutunun içindeyken bu radyoaktif element bozulursa dedektör bunu tespit ediyor ve büyük bir çekiç şişeyi kırıyor. Yani şişe kırıldığında siyanür serbest kalıyor ve kedinin öldüğünü anlıyoruz. Kedi ölüyor. Fakat Schrödinger'e göre soru şu oluyor. Kutunun içindeki kedi canlı mı yoksa ölü mü? Bizim gibi normal insanlar için kedinin ya öldüğünü ya da hayatta olduğunu söyleyebiliriz. Yani bizim gibi normal insanlar bunu söyleyebilir. Fakat kuantum evrenine göre kutunun içindeki kedi hiçbir şekilde gözlemlenemediği için kuantum süperpozisyonuna giriyor. Schrödinger'e göre yalnızca kutu açıldığında kedi tamamen ölü veya diri oluyor. Yani kesin bir sonuç ortaya çıkıyor. Yani kutu açılmadan önce kedinin vücudunun ortasından bir çizgi çizdiğimizde yarısı ölü oluyor, yarısı da diri olarak kalıyor. Schrödinger'in anlatmak istediği şey, eğer bu deney kuantum evreninde olsaydı kedi hem ölü olabilirdi hem de canlı olarak kalabilirdi. Yani kedi ortanın ikiye böldüğümüzü varsayarsak eğer. Fakat bizim makro evrenimizde, yani yaşadığımız evrende, kedi ya ölü oluyor ya da canlı oluyor. Bu bize biraz saçma geliyor. Fakat kuantum evreninde parçacıklar birden fazla yerde olabiliyorlar. Buna da süperpozisyon adı veriliyor Cüneyt Bey. Yani Adalet Bakanı yardımcısı bize kuantum evreninden mi seslenmiş? Evet. Yani DC'den ve Marvel'dan diye direkt kuantum evreninden seslenmiş Cüneyt Bey bize bu sefer. Ya şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Böyle bir yorum yapan bir tane ana haber bülteni söyleyeyim, bırakıyorum bu işi. Yalnızca baba haber bülteni. Aferin Alex. Teşekkür ederim Alex'im. Sağ olasın. Umarım yayına katıldın. Anlatabilmişimdir Cüneyt. Yani anlattın da bizim ergenlerin kaç tanesi anladı bunu? Ondan emin değilim. Ya şimdi şöyle, ben de bir dilci olduğum için, edebiyat okuduğum için benim için de zor oldu aslında bakarsanız anlaması. Fakat peki tamam, sen şimdi buna iyi çalışmışsın. Olarak. Şimdi herkesin anlayacağı gibi bir daha anlatsana şunu. Bir tane kutu var, kediyi koyuyorsunuz oraya. Evet. O kutunun içinde kedinin ölüp ölmediğini biz bilemiyoruz. Ta ki kutunun kapağını açana kadar. Evet, kutunun kapağını açtığımız zaman kedi ya ölmüş ya da ölmemiş oluyor. Yani o kedi o kutunun içinde olduğu sürece ölü de olabilir, canlı da olabilir. Biz onu görmediğimiz için hem ölü olabiliyor hem de diri olabiliyor. Yani ben bir fotoğraf hatta gördüm. Kediyi ortanın ikiye bölmüşler. Bir kısmı ölü, bir kısmı canlı. Fakat normal, yani bizim yaşadığımız evrende bu mümkün değil. Fakat kuantum evreninde bu mümkün diyor Schrödinger. Anladınız mı? Anladılar bence. Ben anladım. Ben anladım. Kedi kutunun içinde, kutuyu açmadığımız sürece bilemeyiz. Belki ölü, belki canlı. İşte bu duruma da Schrödinger'in kedisi de kuramı deniliyor. Aynen. Teşekkür ederim. Bu aslında hayali bir deney. Bunu da tekrar belirtmek istiyorum. Yani hiçbir kediye zarar gelmedi bu deney. Hiçbir kediyi kutunun içine koyup bu deneyi yapmayınız. Lütfen yapmayınız. Teşekkür ederim Alex'im. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Gördüğünüz gibi Sayın Adalet Bakanı Yardımcısı bizi Schrödinger'in kedisi evrenine ışınladı verdiği bu demeçle. Bu arada bildiğiniz gibi şu son şeyden sonra Twitter'ın 7300 hesabı yasaklamasından sonra Mahir Ünal çeşitli açıklamalar yapıyor. Canan Kaftancıoğlu ile Mahir Ünal da atışıyorlar. Twitter'dan atışıyorlar. Ve de bugün Kaftancıoğlu ne demiş? O tweet'i koymamışsın ama şimdi. Ünal demiş ki CHP net adı altında kapalı devre bir sistem üzerinden sosyal ağlardan nöbet usulü itibar suikastı yapanlar, kurdukları linç mekanizmalarıyla her türlü dezenformasyonu gerçekleştirenler Twitter'ın ilgi alanına girmiyor, raporu hazırlayanların kimliği bu durumu açıklıyor demiş. Yani bu özellikle Stanford'daki iki ismi CHP'li olarak, iki tane Türk var bu şeyin içinde, raporun içinde. O öyle
bir atıfta bulunuyor. Bu arada dün de rapora baktım ben. Dün dedim ya, ya bu 6 milyonu nereden çıkartmışlar? Guardian'da bir haberi referans veriyor. Guardian'lere referans veriyor. Yok. Hani şey vardı ya, 6 milyon troll var. Şeyini ben demiştim sizlere. Gerçekten de Guardian işte Türkiye'de kaynaklar falan diyor, top gezdiriyor ama bir şey de söylemiyor orada. Şimdi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Ünal'a şöyle yanıt veriyor. Hahayt. Hahayt yazmış. Baş troll olmuş demek isterdim ama sazanlık seviyesine takılmış. CHP net görselini yapanlar iyi keklemişler arkadaşı. Yeşil top beyinde hipoksemiye yol açıyor anlaşılan. Şaka gibi, hatta şaka. Çok güldüm, ne diyeyim demiş. Allah Allah. Allah Allah. 6 bin demişim, 6 milyon diye şey yapıyor. Düzeltiyor onu. İşte Canan Kaftancıoğlu'nun bu açıklamasında benim dikkatimi ne çekti? Hipoksemiye yol açmış dedi. Dedim ki hipoksemi ne ya? Allah Allah. Hipoksemi bir tıp deyimiymiş. Hipoksemik diye bir şey varmış. Solunum yetmezliğiymiş yani. Hipoksemik solunum yetmezliği, akciğerlerin vücudun ihtiyacı olan oksijeni almada ve vücudun ürettiği karbondioksiti dışarı vermekte yetersiz kalmasıymış. Biriken karbondioksitin etkisiyle kan ve diğer vücut sıvıları fazla asitli bir hale geliyormuş. Bu nedenle solunum yetmezliği solunum asitlenme olarak adlanıyormuş. İki tip varmış hipoksemi. Solunum yetmezliği kan dolaşımındaki oksijen eksikliğini ifade ediyormuş. Solunum yetmezliğinde kan dolaşımındaki fazla karbondioksit nedeniyle şey oluyormuş. Hahayt diye başlayan bir tweetten sonra böylesine entelektüel bir şekilde hakaret edildiğini de görmüş olduk. Canan Hanım küstü, bize gelmiyor. Her yere gidiyor. Aa, oraya da YouTube var. Gelirim buraya. Kenan söylüyor, gelir misiniz diye, ses yok. Bir ara geliriz belki. Hahayt. Peki, biraz bugün başka ne olmuş ona bakalım isterseniz. Ben aslında bugünün tamamını magazine ayıracaktım ama baktım Melikşah'ta o kadar bir magazin kafası yoktu. O yüzden hadi dedim şey yapmayayım. Ona göre de haberler çıkartmıştım mesela. Emre Kınay, magazinciler Emre Kınay'ı çıldırtmışlar. Beyaz TV'den bir muhabir arkadaşımız diyor ki gece 12.30'da restorandaymış. İşte diyor, bu gece 12.30'da niye restorandasınız? Belediye başkanı seçilseydiniz yine restoranda olacak mıydınız? Emre Kınay da bir acayip bir tepki veriyor yani. Hani bilmiyorum kaçak çay mı içmiş, ne içmiş ama ya orantısız bir tepki veriyor. Eskiden bu şeyleri kafadan rafadan Halit vardı, hatırlıyor musunuz? Magazin muhabirlerinin duayeni. Genelde de Teoman'ı gecenin bir yarısı bir köşeye sıkıştırırlardı. En sonunda artık iyice arkadaş olmuşlardı. Teoman'ı gidip işte içeri giremiyor, kapıyı açamıyor. Halit gidiyor kapıyı açıyor falan. Herkese böyle fırlama sorular sorarlardı. Şimdi Beyaz TV'de tabii ki Emre Kınay'ı CHP'den adaydı değil mi? CHP'den aday olduğu için pek haz etmiyor. O yüzden de öyle hani laf sokuşturmalı bir magazin yapmış. Hani bir taşta beş kuş. Tak tak tak. Emre Kınay da diyor ki ne alakası var? Hesabı kapattım, tuvalete gittim geldim. Şimdi eve gidiyorum. Sana mı soracağım? Hangi saatte eve gideceğimi? Hangi sıfatla, sen kimsin? Sen basın, sen polis çağır, şikayetçiyim bilmem ne. Abi neler neler söylüyor. Sonra da tabii ertesi gün pişman oluyor. O orada da diyor ki ya ben niye böyle yaptım, kendime de şaşırdım, sabaha kadar da oturdum, uçuk çıktı, üzüldüm, sıkıldım diyor yani şeyde. Devam ediyorum. Devam edeceğim. Bir dakika, acele etmeyin ya, bir sürü şey koymuşuz yani. Dur bakalım, geliyorum, yavaş yavaş geliyorum. Ağır ağır. Ha şu Seattle'dan görüntü geldi mi? O görüntüleri girsene Emre. Dün arkadaşla bağlantı yaptık. Hani Seattle'dan bize görüntü yollayacaktı. Sanırım bazı görüntüler geldi, yolladı. O görüntülere girin de bakalım neler olmuş, neler bitmiş. Seattle'da bir parça ben de o sırada sizlere farklı haberler şey yapayım. Bu arada mesela Trump yine bir bugün sabahleyin şey kalktı. Sallıyor, ona sallıyor, bunu sallıyor, şey yapıyor. İyi Parti'den adaymış, CHP demişim. İyi Parti'den Kadıköy Belediye Başkan adayıydı Emre Kınay. Var mı görüntü? Yok. Peki o zaman devam edeyim. Trump bir miting yapacaktı. İşte o mitingi erteledi. Trump'ın mitingine katılacakları da COVID-19'a yakalanırsanız dava açamazsınız diye bir şey imzalatıyorlarmış. Bu arada şu anda
İngiltere'de de eylemler var. Bu sefer aşırı sağcılar eylem yapıyorlar. Ve de polisle bir anlamda çatışıyorlar. Trafalgar'a girmesini engellemeye çalışıyormuş polisler. Trafalgar meydanına. Orada da yine bir heykel tartışmaları. Bizim dün size ekrana getirdiğimiz heykel tartışmaları devam ediyor. Trump eğer seçilmezsen giderim demiş. Çünkü böyle de bir tartışma var. Acaba seçilmezse gider mi gitmez mi asker çıkartır diye laflar ediliyordu. Ona da açıklık getirmiş. Eğer olmadı baktım ben giderim diye açıklamada bulunmuş. Koronavirüs nedeniyle maça gidemeyen bir taraftar karşılamayı vinç kiralayıp izlemiş. Polonya'da Tomasz Zelkovic isimli taraftar tuttuğu gördüğünüz gibi bu vinçe çıkmış. Adamdaki hırsa bak ya. Dün Fenerbahçe maçına baktım. Allah'ım bu korona bizi ne hallere düşürdü. Herkesin fotoğrafını koymuşlar, şey yapmışlar. Gerçekten durum zor. Karantinada kilo aldınız mı? Ben almamıştım. Geldim Türkiye'ye aldım. Ne güzel diyordum. Tamam almadım ya. İyi geçiriyoruz. Tamam geçti bak 3 aydır şeydeyiz. Yürüyüş yapıyordum. Bilmem ne yapıyordum. Ama güzel Türk yemeklerine yenildim. Ve de kilo aldım ama bu arkadaş kadar almadım. Bakın koronavirüs salgını nedeniyle Zoo karantinada kaç kilo almış kardeşimiz? 102 kilo almış. Baba ne yedin, ne yaptın ya? Hem de Wuhan'da oluyor olaylar yani. Ve de hastaneye böyle vinçle falan kaldırmışlar. 102 kilo almış. O yüzden siz 1-2 kilo aldıysanız takmayın kafaya. Yani olur öyle vakalar. Gördüğünüz gibi Çin doktoru yakalar olmuş. Bizim başka bağlantımız var mı bugün acaba diye düşünüyorum. Başka bağlantımız yok bildiğim kadarıyla. Bu George Floyd şeyleri devam ediyor. Gösterileri devam ediyor. Amerika'da devam ediyor. Ve de George Floyd'la da ilgili acayip videolar dolaşmaya başladı. Acayip derken bayağı acayip. Gerçek mi değil mi bilmiyorum ama WhatsApp gruplarında böyle bir şey dolaşmaya başladı. Ben diyorum ki herhalde bunlar gerçek değildir. Yani. Ama bir yandan da New York Times'a mesela bir makale yayınlandı. Eğer George Floyd videosu olmasaydı ne olurdu diyor. Çünkü bir şey video diyorum ya, eylemcilerin yeni silahı video. Videoyu çekiyorsun, gösteriyorsun ve de gösterdiğin zaman bir anlama geliyor. Bu arada ilginç bir şey araştırma okudum. Eylemlere katılanların %65'i beyazmış şu anda. Yani Black Lives Matter eylemlerine katılanların %60-65'i beyazmış. O da çok ilginç. Bu makalede de işte biraz şeyden bahsediyor. Yani siyahlara zaten bayağı bir şiddet vardı. Hatta Robert Kennedy'nin 1968'de öldürülmesinden önce bir cümlesine yer vermişler. Diyor ki başka bir tür şiddet var. Çok daha yavaş fakat gece patlayan bir bomba kadar ölümcül ve yıkıcı. Bu yalnızca ten renkleri farklı olduğu için insanlar arasındaki ilişkiyi etkileyen bir şiddet. Bu şiddet bir çocuğun yavaş yavaş açlıktan ölmesi, kitapsız bir okul veya sıcak olmayan bir ev gibi diye siyahilerin durumunu ta 1968'de anlatmış, betimlemiş. Oradan da buraya neler neler gelmiş yani. Şimdi Anna Wintour adında bir kadın var biliyorsunuz. Bu kadın işte Vogue'un efsanevi moda dünyasına yön veren bir isim. Onunla da ilgili bir makale çıktı. Makalenin başlığı Anna Wintour. Anna Wintour sosyal adalet hareketinden sağ çıkabilecek mi? Şimdi bu ilginç çünkü bu Condé Nast grubu yani dünyanın en büyük dergi grubunu en lider ismi. Ve burada bu şirkette çalışan farklı ten renklerine sahip işçilerin çoğu da durumdan şikayetçiymiş. Özellikle bu kadından hatta bir yardımcısı vardı siyahi ayrıldı. Kimse buna kulak asmıyordu. Aynen bu iş gerçekten dün ben söyledim bak kendi söylediğimi ben söyledim diye demiyorum ama bu Me Too hareketine benzemeye başladı. Me Too hareketi neydi? Eskiden işte tacizciler vardı, tecavüzcüler vardı. Bunlar güçlü, beyaz, Amerikalı adamlardı. Bunlar böyle zaman zaman gündeme getirilirdi. Sonra da üstü kapatılırdı. Sanki yokmuş gibi davranırdı. Siyahilerle ilgili bu ırkçılık meselesi de hep böyle davranırdı. Fakat ne oldu? En sonunda bu iş patladı. Artık her şey şeye çıkmaya başladı. Gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu ırkçılık meselesiyle ilgili işte Anna Wintour'un da çok fazla sicili var aslında. Mesela George Floyd olaylarının ardından Anna Wintour çalışanlarına
içinde Vogue'da siyahi bir çalışan olmak kolay olmamalı yazan not yollamış. Ve de Rihanna, Serena Williams, Lupita Young gibi siyahi kadınların kapağını atışsa da bu bir kandırmaca diyor makalede. 2008'de LeBron James tarihi yazdığında dergi kapağında yanında beyaz bir model olan yine Giselle varmış. Condé Nast'ın sözcüsü Anna Wintour'un tüm iddiaların aksine siyahi dostu olduğunu, hatta genç Vogue'a iki siyahi editör atadığını söylemiş. Bayan Wintour'un geçmişinden sarılıp işbirliği yapan bir figüre dönüşebileceğine inanılıyor demişler. Yani diyorlar ki yani bu işten bakalım çıkacak mı çıkmayacak mı, nasıl çıkar nasıl çıkmayacağını hep beraber bakacağız, göreceğiz. Ama Amerika'daki bu ırkçılık tartışmaları da bayağı şu anda gündemde. Biz bunları konuşuyoruz ama Türkiye'nin gündeminde daha çok yavaş yavaş açılım var. İşte bir yandan hala bizim uzun uzun konuştuğumuz Ayasofya açılacak mı açılmayacak mı meselesi var. Bir yandan da Hamdi Yerlikaya konuşuluyor, şey yapılıyor. Mesela heykel yıkma meselesi dedim ya dün. Bu heykel yıkma meselesi İngiltere'ye de sıçradı. Churchill'in heykelini kutuya koymuşlar adamlar. Çünkü neden? Yıkmasınlar diye. Adamlar orada da bir şey konuşuluyor. Burada yine sosyal medyada bakıyorum. Faytonları kaldırmışlardı Büyükada'da biliyorsunuz. Tuhaf tuhaf otobüsler koymuşlar. Renkli otobüsler. Kimse alışabilmiş değil. Herkes de diyor ki ya bunlar ne biçim otobüsler kardeşim? Ne renk bunlar? Böyle illa renkli olmak zorunda mı? Yani adanın da bir dokusu var, bir şey var diye tartışılıyor. Haliç'te bir tartışma var. AK Partililer CHP'lilerin Haliç'i kirlettiğini söylüyor. CHP'liler de diyor ki ya o bir yosundan dolayı kirlenmiş gibi gözüküyor. Aslında kirlenmiş değil. Ve de devam, yani tertemiz devam ediyor diyor. Bu Seattle'daki görüntüler var mı arkadaşlar? Onları bir koyalım isterseniz. Var mı Emre? Yaz bakalım. Yoksa bir daha söylemeyeyim. Göndermişlerdi şeyde dün ama. Onun dışında yine bugün kendi konuşulan, burada en çok konuşulan konulardan bir tanesi de özellikle bu koronavirüs patlayacak mı patlamayacak mı, ikinci dalga gelecek mi gelmeyecek mi meselesi yine çokça konuşuluyor, tartışılıyor. Bugün biraz daha Londra görünür oldu. Londra'daki eylemler, bu sağcıların eylemleri ve de bunlar da en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Emre diyor ki Seattle'dan hiç video gelmedi. Boşver, tamam. Canı sağ olsun. Aydemir Akbaş açıklama yapmış. Demiş ki boşa sıkmayın. Salgın döneminde işlerinin bozulduğunu söyleyerek para kazanamadıklarını açıklayan ünlü isimleri ayıpladığını söylemiş. Kalkıp bana masal anlatmasınlar, kenarda bir şeyim yok diye boş sıkmasınlar, Aydemir Akbaş yemez, çıkıp böyle beyanat vermeleri de ayıp diye eleştirmiş. Bu arada Demet Evgar tuhaf olaylar yaşıyor bildiğiniz gibi. Dün Bartuların programına konuk oldu. Yani Demet Evgar, gösterseniz o görüntüyü. Demet Evgar'ı arı sokmuş. Ama ne sokuş? Önce dudağını arı sokuyor. Ondan sonra terliğini giyiyor. Terliğinin içine gitmiş o arı. Bu sefer ayağını sokuyor ve merdivenden yuvarlanıyor. Ve de sonuç bu yani. Ya Allah, gülüyoruz ama çok geçmiş olsun. Ama o da kendisiyle dalga geçiyor. Hatta bir tane şarkı yapmış. Değil mi? Ne söylüyor şarkıda? Teoman'ın bir şarkısını değiştirmiş. Evimin verandasında küçük bir arıya rastladım. İnsanmışçasına öpüşmeye başladık diye söylemiş o da. İşte bu korona günleri böyle korona geçiyor. Her gün size çok ciddi haberler de vermek istemiyorum. Bu hafta sonları biraz daha light gidelim. Tamam yani, sıkıldınız, bıktınız. Ben sıkıldım. Ben kendimden sıkıldım, bıktım, usandım. O yüzden bak Çağdaş Şikel kardeşimiz ne demiş? Aşk bizim unuttuğumuz bir duygu. Sebep? Niye? Unutma. Ben aşkın kendisiyim demiş. Sevgilim yok diye ağlayacağıma bir parfüme aşık oluyorum. Bir, sevgilim yok diye niye ağlıyorsun? Yani ağlama. İki, niye parfüme aşık oluyorsun? Üç, ben aşkın kendisiyim. Bu cümleleri nereden buluyorsunuz kardeşim? Biz de gidelim, ödünç alalım, kullanalım yayınlarda, geri iade edelim. Yani düşünüyor musunuz? Üzerinde şey mi yapıyorsunuz yani? Akşam mı düşünüyorum, yarın gideceğim Jülide Ateş'e güzel bir tane cümle kurmalıyım. Ben aşkın kendisiyim. Hali öyle kitap isimleri. Şimdi bir tane uyduruk bir kitap okuyorum. Geçen yıldan beri biliyorsunuz, geçen yıl
bir kitap okudum. Bayağı bir 15 dakika sürdü zaten okumam da. Onun gibi bir kitap. Kitabın adını söylemeyeyim de reklam olmasın. Çünkü okuduktan sonra bir üzerinden geçmemiz gereken satırlar var. Altını çiziyorum yani. Yaşam gurusu. Size böyle tılsımlar veriyorlar. Tılsımlar var ve o tılsımlarla sürekli böyle şey yapıyorsunuz. Secrets. Hani bir şeyi çok istersen olur. Ne oluyor? Nerede ya? İrem Derici O Ne Diyor'un cinsel hayatınızı şarkı sözüyle anlatım paylaşımına şöyle yanıt vermiş. Perişanım. Ne tadım kaldı, ne iştahım. Diyorum ya abi. Ünlü olunca böyle şey yapıyorsun. Ünlüyüm. Şöyle güzel cümleler kurmalıyım. Çok farklı olmalıyım. Herkesten farklı şeyler söylemeliyim. Evet, kaç dakika olduk? Bitirelim mi bugün de? Yavaş yavaş bugün de sonuna geldik. Bugünkü yayınımızın da 97 gündür yayındayız. Sizlere önümüzdeki günlerde farklı isimler olacak. Ha, katılıyor musunuz? Katıl tuşuna bastınız mı? Katıl tuşu nedir? Bilmeyenler olabilir. Alex diyor ki biraz anlatın, insanlar bilmiyor. Bu kanalın ayakta durması için, Alex'in taş yememesi için katıl tuşuna giriyorsun. Orada işte mesela 1 lira da var, ne bileyim 99 lira da var. Kanala destek oluyorsun. Niye? Çünkü özgür ve bağımsız bir yayın istiyorsan bunları beleşe izlemeye tamam, bir paran yoksa izle. 1 liran yoksa tamam izle, bir şey demiyorum. Ama 1 liran varsa da koy ver kardeşim Allah Allah. Bir tek buraya değil yani. Bütün bağımsız yayın yapan kanalları destekleyin. Herkes artık Patreon'dan açtı. İşte katıl tuşunu açtı. Farklı platformlarda farklı şeyler var ve bunları da açmış durumda. Katıldan desteklediğiniz zaman aslında özgür bağımsız basınına da destek oluyorsun. Baba haber bültenine oturuyorsun böyle yayarak seyrediyorsun ya şimdi. Anlat Cüneyt bakalım bugün ne olmuş, anlat. Kimi çıkarttın? Uğraştı, ekip uğraşıyor. Kenan uğraşıyor, Merve uğraşıyor, Emre uğraşıyor, Alex uğraşıyor. Fatih de uğraşıyor. Abi siz de bir zahmet şu katıl tuşuna bir dokunun yani. Bu arada hatırlarsanız ilk gün ben burada yayın yaptığımda sonrasında böyle bir zorluk çekmiştik. Demiştim ki ya Türk Telekom'da biraz zorlanıyoruz. İşte sonra Turkcell geldi sağ olsun, destek oldular. Türk Telekom'a da buradan teşekkür ederim. Gerçekten birkaç gündür bu yayınların hayata geçmesi için bize çok destek verdiler. Hem Ulaştırma Bakanlığı'na hem Türk Telekom yetkililerine teşekkür ederim. Yani böylesine bir yayını yapmamız inanın onların çok yoğun ve uzun çalışmaları sonrasında mümkün oldu. Çok çok teşekkürler. Evet, bugün de yayının sonuna geldik. Artık yavaş yavaş bitirelim. Yarın yeni bir yayında tekrar beraber olalım. 98. günümüzde tekrar yine birlikte oluncaya kadar kalın sağlıcakla.